Ah benim güzelim, ah benim canımın içi. Dünyalar güzelim, sana bakıp da cennete inanmak mümkün mü? Yani yüksek bir aklın bir sanat eserisin sen. Yani niye böyle bir varlık olsun? Niye bu kadar güzel olsun? Ve niye bu kadar etkileyici olsun? Hayır, güzel olursa etkilenmeyiz. Ama bak, müthiş bir etkileme gücün var. Mesela müthiş bir heyecan veriyorsun. Mesela bu mucizedir bu. Ya güzel olabilir. Adam bakarsan ha güzel dersin. O kadar heyecan duymasın. Çok da makul olur. Ama insan mesela yüreğim ağzıma yedi seni görünce. Çok çok güzelsin. Bu heyecanı veren Allah. Sen de bu güzelliği yarar. Mesela bak kaştaki düzgünlüğe bak, güzelliğe. Gözlerin güzelliğine, burnun biçimine, dudakların güzelliğine, dişlerin akışı, çene uçlarına varıncaya kadar. Mesela alnın, saçların, her yerin çok çok güzel canımın içi. Seni yaratan güç boş boşuna seni yaratır mı? Yaratacak seni. 30-40 sene sonra öleceksin. Yok olup gideceksin mezarda. Mesela 20 yaşındaysa kaç sene yaşar? Hadi 70 sene diyelim. 5-10 sene. Sonra kuruyup gidecek. Niye ya Rabbi yarattın desek? Neden yaratmıştın? Yani hiçbir amacı yok mu? Olur mu böyle bir şey ya? Allah yani hiçbir amacı olmadan bir varlığı yaratacak, yaşatacak, yok olup gidecek. Ve hiçbir gayesi olmayacak. Peki mesela bak, ben burada bakıyorum. Tablet var. Bunu da Allah yaratıyor. Benim hiçbir gayesi yok diyemiyorum. Gayesi var. Ayakkabının gayesi var, halının gayesi var. Gayesi olmayan bir şey göremedim ben burada. Parmakların, gözün, burun, kulakların, her şeyin bir gayesi var. Bedenin de bir gayesi var. İnsanın da bir gayesi var. Dolayısıyla derin ve akıllı düşününce bu görülebiliyor. Ama hayrettir, gerçekten iman eden insan çok azdır ya. Bu çok büyük mucize. Yani insan aklında öyle bir garip bir şey var. Yani gözüyle görmedikten sonra, eliyle tutmadıktan sonra inanamıyor. Aslında imansız oranı çok çok yüksek dünyada da, ben öyle şey yapmıyorum. Yani %99'un üstündedir. Çok çok yüksek oluyor. Allah onun için diyor zalim, cahil ve nankördürler diyor Allah. Ama şöyle oluyor da, yani normal bir akılda olmaz her insan. Ölü oldukları için oluyor. Yani diri olup da bunu fark edilmek mümkün değil. Benim canım bir daha göreyim. Cennete inanıyor musunuz? Ama ne kadar güzel, hayret ya, maşallah. Canımın içi bak, bizim anlamamız için zaten bu sistemi yaratıyor. Şimdi burada bize Allah niye çarşı yaratsın? Ya beynimizin içinde bize çarşı göstertiyor. Yani niye arabalar göstersin? Niye elbiseler göstersin? Yani hiçbir olmadan da olurdu. Hiçbir şey de olmazdı. Biz havayla yaşayabilirdik. Havayla aldığımız, yani havadan aldığımız azotla falan yaşayabilirdik. Üstümüzde de yani vücudun kendi ürettiği bir elbise olurdu. Düz, deriden bir şey. Bir salgı gibi vücudun. Yani. Onunla dümdüz yaşayabilirdik. Hiçbir şey de olmazdı. Ama muazzam detay var. Yani saatler, arabalar, koltuklar, buzdolapları, kaplar, camlar, kristaller. Yani bu kadar özen gösterdiğine göre sonunda da ya Rabbi diyoruz, yani senin hiçbir amacın yoktu mu diyeceğiz insanlara, öyle mi denecek? Yani hiçbir amacın yok. Yani bu kadar yüce ve sonsuz bir aklın bu kadar gayesiz bir şey yapması nasıl mümkün olsun ya? Hiçbir amacı yok diyorsun. Yani hiçbir amacı yok. Ya bir kere muazzam emek verilmiş. Ya katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyon emek verilmiş. Bunu götürtmek, devam et. Benim için diyor, çok kolay diyor Allah zaten bak. Yaratmak size zor geliyor ama benim için çok kolay diyor Allah. Yani niye 60'tan 70'ten bitirsin? Görüntü devam ederken niye durdursun? Ne mahsuru var yani? Evet. Ama ölüyse durdurur. Yani çünkü ölü zaten ölü. Neyi görecek yani? diri için görüntünün durması diye bir şey olmaz. Ama daha detaylı bilgi istiyorsan, o yani herkese verilen bir bilgi değil. Mesela Peygamberimiz çok uğraştığı için, çok emek verdiği için, dikkatini çok verdiği, çok ısrar ettiği için Allah ona mesela cennetin olduğu yerde ona bir görün verdi. Mesela cehennemi uzaktan gördü, cenneti uzaktan görecekti ama Allah bakma dedi. Sidreyi gördü, kapatan örtüyü. Bu yeterlidir bu. Yani artık daha ne olsun? Cehenneme göre ve sidreye göre. Burada da cennet var diyor. Cennet var mı acaba denmez artık. Değil mi artık yani? Geriye ne kalmış yani? Cehennemi göstertmiş. Sidreyi olay yerinde götürüyor Allah. Olay yerine de götürmüş. Bizim Peygamberimiz hiç yalan söylemeyen bir insan. Gördüm diyor işte, gittim gördüm diyor. Anlatıyor. Ama o devirde tabi Peygamber'in pek kıymetini bilmemişler sallallahu aleyhi ve sellem'in. Münafık çok olduğu için, yine o devirde de öyle ukala, züppe, münafıklar çokmuş. Kıymetini bilmemişler. Ama yani şahsi bilgi zaman zaman insana verilebilir. Eğer çok samimiyse onu söyleyeyim. Yani cennetle ilgili, cehennemle ilgili, Allah'a yakınlıkla ilgili bilgi verilebilir şahıslara. Ama çok çok candan, çok çok akıllı ve samimi olursa ve onu sır olarak saklayacaksa olabilir. Yani onu söyleyeyim. Yani bundan kapanmaz, bundan durmaz. Çünkü Kur'an'ın ifadesi o. Yani peygamberlere göstermesine bunu anlıyoruz. Tarikatlardaki sülükten de bunu anlıyoruz. Yaşanan olaylardan da anlıyoruz. Benim canıma bir daha göstert bana. Cennete inanıyor musunuz? Allah seni cennette bana arkadaş etsin, dost etsin. Allah sana uzun ömür versin ama bu güzelliğine seni yaşatsın Allah. Hiç bozmasın güzelliğini. Sağlık saat içinde yaşatsın. Ama canımın içi, eninde sonunda mutlaka öleceğim. Güzeller güzelim. Yani toprağın içinde, mesela görüyorsun çok kibar bir kafatası, kibar bir kemik yapısı, kollar. Mesela şimdi ben seninle konuşuyorum ama mesela 90 yıl sonra, 100 yıl sonra resmin kalmış olacak. Sadece bu resmin görüntü. Ama mezarda kibar, böyle çok naif bir iskeletten başka bir şey yok. Allah bundan bitirmiyor işte. Ama iskelet torluğunu toplanıyor işte. İskelet, öyle bir şey yok. İskelet bitmiş oluyor yani. Onlar iskeleti unutsunlar. Yani insan yeniden o iskeletten oluyor diye bir şey yok mezarda yani. İskelet artık gitti, o toprak. Ondan hiçbir alakası yok. Yani eski bedenin hiçbir şeyi kullanılmaz. Çünkü yeni beden hiç alakasız fizik kanunlarına tabi. Alakasız. O niye öyle kullanılsın? Yok kuyruk sokumundan kemik çıkıyormuş da oradaki Cübbeli Ahmet falan anlatıyordu işte. Orası çürümez ya falan diyor böyle bir şeyler. Öyle bir şey olmaz. Her yeri çürür. Kuyruk sokumu da çürür. Her yeri çürür. Tam gelenekçi hikayeleri. Kuyruk sokumundaki kemik çürümüyormuş. Yani mesela 10 bin yıl, 100 bin yıl duruyor. Nasıl oluyorsa 1 milyon yıl duruyor. Efendim? Allah'ın haşa ona ihtiyacı varmış gibi. Ha evet, olmadan olmaz diyor zaten. Evet, dinliyorum.